Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Abil Qasim el-Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila kıyamı yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Recep ayının son günlerindeyiz. Recep ayının sonlarına doğru İmam Musa Kazım aleyhissalatu vesselamın da şehadetidir. Bu şehadeti öncelikle evladı sahibimiz Mevlamız İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselam olmak üzere müçtehitlerimize ve siz İmam-ı Kazım aleyhissalatu vesselam şialarına tesliyet arz ediyorum. Allah dünyada bu imamın ziyaretinden, kıyamette ise şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. İmam-ı Kazım aleyhissalatu vesselamın mübarek ömrü 55 yıl oldu. İmamet süresi ise 35 yıl, bu civarda bir imamet görevi oldu. İmam aleyhissalatu vesselam Abbasi hükümdarlarının en gaddar, en acımasızlarının dönemini neredeyse yaşadı. Mehdi Abbasi, Hadi Abbasi ve Harun-u Reşid. Allah hepsinin azabını şedid eylesin. İmam aleyhissalatu vesselam bu üç zalimin dönemini derk etti. Bir gün Harun-u Reşid-i La'in İmam aleyhissalatu vesselama şöyle dedi. Halk gizlide sana biat etmiş ve seni önderleri olarak görmektedirler. İmam aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ey Harun-u Reşid, biz insanların kalbine hükmediyoruz, siz ise insanların cismine hükmediyorsunuz. Değerli müminler, İmam-ı Kazım aleyhissalatu vesselam şiaları, Ehl-i Beyt hakikatta gönüllere hüküm sürmektedir. Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselam hakikatta müminlerin ruhlarına hüküm sürmektedir. İmam-ı Kazım aleyhissalatu vesselam döneminde, imameti döneminde bir takım olaylar baş gösterdi. İmam aleyhissalatu vesselam dönemindeki önemli olaylardan birisi Hüseyin-i Fah'ın şehadetiydi. Ehl-i Beyt'ten İmam Hasan aleyhissalatu vesselamın torunlarından Abbasi zulüm ve cinayet işkenceleri karşısında kıyam etti. Mücadele etti. Hadi Abbasi Hüseyin ve Yahya bin Abdullah'a tutuklattı. Dönemin Alevileri, Şiaları Medine'de hükümet konağını basarak bu peygamber evlatlarını kurtardılar. Hüseyin Mekke'ye giderek hareketini başlattı. İmam-ı Kazım aleyhissalatu vesselam Hüseyin-i Fah'a bu kıyamında şehit olacağını haber verdi. Şöyle buyurdu. Sen şehit olacaksın. Cihat et, mücadelene devam et. Abbasiler fasık, azgın bir gruptur. Zahirde iman etmiş olsalar da, kendilerini iman etmiş gösterseler de, ama batınlarında iman ve itikatları yoktur. Allah'tan senin mükafatının çok olmasını niyaz edeceğim. Hüseyin-i Fah şehadeti ve arkadaşlarının şehadeti Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselama büyük acı yaşattı. İmam-ı Cevat aleyhissalatu vesselam bu acıyı şöyle dile getirmiştir.
Kerbela olayından sonra Hüseyin Fahın olayı, şehadeti bize en ağır gelen olaydı. Çok acı bir olay yaşadık biz. Böylesi Kerbela'dan sonra Ehl-i Beyt'e en ağır gelen olay oldu. İmam Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki ikinci önemli mesele ise sapık fırkaların zuhur etmesiydi. İmam-ı Kazım döneminde sapık, bidatla doldurulmuş, dinden, ceddinin dininden alakası olmayan fırkalar türemişti. İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam bu fırkalarla mücadele etti. Bu fırkalar mukabilinde teşeyyüyü, İsnaşeri, 12 imam şialarını korudu, insanları 12 imamın etrafında toplamaya çalıştı. O fırkalardan birisi Navisiye fırkasıydı. İmam-ı Sadık'ın İmam Mehdi'nin zuhuruna kadar yaşadığına inanıyordular. Bir diğeri İsmailiye fırkası. İsmail'in beklenen Mehdi olduğu imam ve yaşadığına inanıyordular. İmam-ı Sadık'ın oğlu İsmail'i. Bir diğeri ise Mübareke fırkasıydı. İmam-ı Kazım'ın oğlu İsmail'in oğlu Muhammed'in imametine inanıyordular. Sımtiye fırkası, Fethiye fırkası bunlar İmam-ı Kazım döneminde çok popüler olan, çok tabiri caizse etrafta duyulan fırkalarıydı ki imam bunlarla mücadele etti. Tarihte tabii ki bunlar tamamen neredeyse yok oldu. Sadece belki günümüzde İsmaililerden az da olsa kalıntılar kalmıştır. Harun-ı Reşid İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam'a sizin fede kurmalığınızı vermek istiyorum dedi. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Fede kurmalığını tüm sınırlarıyla versen kabul ederim. Harun-ı Reşid o zaman sınırlarını belirle de vereyim fede kurmalığını dedi. İmam Aleyhisselatü Vesselam fede kurmalığının sınırlarını çizerken şöyle buyuruyor. Fedek'in ilk sınırı Adın, Yemen tarafı. İkinci sınırı Semerkant. Üçüncü sınırı Afrika. Dördüncü sınırı ise bu Azerbaycan-Ermenistan bölgeleri. Hazar Denizi'nin oralar buyurdu Fedek'tir. Harun-ı Reşid bunları İmam Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğunda öfkelenerek, sinirlenerek bize bir şey bırakmadınız. İmam Aleyhisselatü Vesselam cevabında şöyle buyurdu. Biliyordum kabul etmeyeceğini. Siz fedeyi bize veremezsiniz. Yani fedek neydi? Fedek hakikatta hilafetiydi. O koltuklarını bırakmalıydılar. Onlar hakikatta Ehl-i Beyt'in yerini, makamını gasp ettiler. İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti, zühdü tüm dost ve düşmanların dilindeydi. Ebu Hanife, Ehl-i Sünnet imamlarının önemli hatır sayılır taraftar olan imamıdır. Şöyle naklediyor. Medine'ye gittim. İmam-ı Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varmak için kapıyı çaldım. İzin beklerken o sırada bir çocuk dışarı çıktı. O çocuğun İmam-ı Kazım olduğunun farkına vardım. İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru yöneltiyor. Hala deneme kastıyla mı, imametini mi yokluyordu Allah-u Alem? Şöyle bir şey sordu. Ey genç, günah ve musibet nedir? Günah ve musibet nedir? İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam çocuk yaşta olmasına rağmen şöyle buyurdu. Günah ve musibet için şu üç hal ve durum söz konusudur. Günah ve musibetlerde insan şu üç halden birisindedir. Bir, günahın Allah tarafından olduğunu sananlar. Derler ki Allah'tan idi bu günah. Bu durum geçersizdir. Çünkü Allah adildir. Asla kulunu
cezalandırmaz kulunu, böylesi çirkinliklere sürüklemez, emir buyurmaz. İkinci hal ve durum, günahın Allah ve kuldan olduğunu sananlar. Yani bu durumda güçlü ortağın zayıf ortağa zulmü rolü oluyor. Yani Allah daha güçlüdür, kula bunu yüklüyor. Bu da doğru değil. İmam buyurdu, üçüncü hal ve durum ve doğru olan da budur. Günah kulun kendisindendir. Kendisi yapar günahı, kendi iradesiyle murtekip olar bu günaha. Bir diğer ehl-i sünnet alimlerinden Ebu'l-Ferec-i İsfahani yine şöyle diyor. Yahya bin Hasan bana şöyle nakletti. İmam-ı Kazım aleyhissalatü vesselam birisinin onun arkasında konuştuğunu, ona hakaret ettiğini, ona tabiri caizse dil uzattığını duyduğunda, haber aldığında bir keseye 200-300 dinar bırakarak ona hediye gönderiyordu. Değerli müminler, Ehl-i Beyt'in ahlaki buydu. Ehl-i Beyt'e küfrediyordular, Ehl-i Beyt onlara mükafat veriyordu sanki. Para veriyordu, yardım ediyordu. Şamlı İmam Hasan aleyhissalatü vesselama gelip Medine'de hakaretler yağdırdığında, imama küfür ettiğinde imam sabırla sözünün bitmesini bekliyor. Sözü bittikten sonra Şamlı'nın galiba burada yabancısın sen. Yerin yoksa yer verelim, misafir edelim seni. Bineğin yoksa binek verelim, yiyeceğin yoksa yiyecek verelim, giyeceğin yoksa giyecek verelim. Şamlı bir anda afallıyor. Ben buna küfrettim, bu bana neler söylüyor deyip imamın eline ayağına kapanıyor. Ey peygamberin evladı, sizi bize böyle tanıtmadılar. Ehl-i Beyt'in ahlakı buydu. Bu ahlak bizlere miras kalmıştır. Hayat ve yaşamımızda Ehl-i Beyt'in ahlakını günlük yaşamımıza aktarmalıyız. İkinci halifenin torunlarından birisi devamlı İmam-ı Kazım'a hakaret ediyordu. Rencide ediyordu İmam Aleyhisselatü Vesselam'ı. İmamın etrafındaki yaranları, dostları ise imamdan izin ver de bunun haddini bildirelim. İzin ver de bunu öldürelim. İmam izin vermiyordu. Bir gün imam merkebine bindi, bunun çalıştığı tarlasına doğru gitti. Tarlasına vardı, tarlanın içerisine girdi merkebiyle. Adam İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın merkebiyle tarlasına girdiğini görünce imama hiddetlenerek, öfkelenerek tarlama zarar verdin, çık dışarıya bağırmaya başladı. İmam buna doğru gitti, yanına gitti. İmam Aleyhisselatü Vesselam, tarlana ne kadar zarar verdim senin? Adam dedi, takriben 100 dinar zarar verdin. Ne kadar ürün bekliyordun buradan? 100 dinar daha bekliyordum. Ne kadar kar gütecektim buradan? Varsa 200 dinar daha karım olacaktı. İmam hepsini hesaplayarak karıyla fazlasıyla bu adama para verdi. Adam İmam Aleyhisselatü Vesselam bu ahlak ve tutumu karşısında imamın elinden öperek özür diledi. Ve imamı nerede görseydi saygı ve ihtiramla imamın ayağına kalkıp şu ayeti kerimeyi tilavet ederdi. Allahu a'lemu heythu yec'alu risaletahu. Allah risaletini kime vereceğini biliyor. Bu hanedan risalet hanedanıdır. Bu hanedan güzellikler, sevgi, muhabbet hanedanıdır. İmam daha sonra ashabına dönerek, sizin bana teklif ettiğiniz mi iyi oldu yoksa bizim bu hareketimiz mi? Onu dövseydiniz, sövseydiniz mi iyiydi yoksa böylesi dine, mektebe, Kur'an'a çekmek mi iyiydi buyurdu. İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam'ın imamet süresini neredeyse çoğu zindanlarda geçti. 14 yıla kadar zindanda kaldığı zikredilmiştir. Harun-u Reşid gibi zalim ve gaddar birisinin esaret zincirlerinde, karanlık rutubetli zindanlarda imam ömrünü geçirdi. İmam Aleyhisselatü Vesselam'a
cismi işkencelerin yanı sıra ruhi işkenceleri de vermeye başlamıştılar. İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse zindandaki programı neydi? Bu kadar uzun yıl zindanda ne yapıyordu İmam Aleyhisselatü Vesselam? Vesail-i Şia kitabımızda şöyle bir rivayet nakledilmiştir. İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam'ın zindandaki tabiri caizse programı. Ennehu kâne yusalli nevâfile el-leyli ve yesiluha bis-salâti subh. İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam nafile, müstahap namazlar kılardı. O kadar kılardı ki müstahap namazını, gece namazı kılardı. Bu gece namazını sabah namazıyla birleştiriyordu. Artık sabah namazından bir müddet önce kalkardı, müstahaplarla meşgul olardı ve sabah namazı olduğunda sabah namazını kılardı. Sümme yu'aqibu hatta tatlu'ş-şems. İmam sabah namazını eda ettikten sonra dua etmeye başlardı. Seccadesinde oturduğu mihrabında dua ederdi. Güneş doğana kadar münacat ederdi. Dua ederdi. Güneş doğduktan sonra ve yahirru lillahi saciden. Allah için secdeye kapanardı. Alnını bırakardı mühüre. Fela yerfe'u ra'sehu mined-du'a ve't-tahmid hatta yaqruba zevalu'ş-şems. Secdeye kapanardı. Güneş yükselene kadar secdede kalardı. Hamdu sena ederdi. Ve kana yed'u kesiran feyekulu ve devamlı çokça şu cümleleri tekrar ederdi. Allahümme inni es'eluke errahata indel maut. Allah'ım, mabudum, ölüm anında senden rahat bir ölüm talep ediyorum. Vel affe indel hisab. Ey mabudum, ey Rabbim, hesap günü de beni bağışlamanı, beni affetmeni diliyorum. Ve yukerriru zalik. Ve bunu tekrar ederdi. Allah Azze ve Celle bizi İmam-ı Kazım Aleyhisselatü Vesselam'ın şialarından, matem zedelerinden karar kılsın.